Geni 77, potansiyeli 87. Şu zamana kadar yaptığım simülasyonlarda herhangi bir balondor kazanmıştı yok. Ama biz ona balondor kazandırabilir miyiz? Bence kazandırabiliriz. Bugün Muhammed Kudüs konuğumuz 19 yaşında Ajax'tan çıkaracağımız bu yetenek. Bakalım hangi seviyeye ulaşabilecek, hangi takımları gezecek, kaç şampiyonluk kazanacak ve en önemlisi kaç balondor kazandırabileceğiz kendisine. Hız 87, şut 70, pas 69, dribbling 80, beceri hareketi 4 yıldız, zayıf ayak 3 yıldız, fizik gücü de 77 seviyesinde hiç fena değil. Şöyle diğer antrenmanları da gösteriyorum. Kudüs'ü ilk sene dengeli çalışacağız, bütün her özelliğini geliştirsin. Ama ikinci sene itibariyle muhtemelen antrenman planında bir değişikliğe gideceğiz onu da söyleyeyim. Çünkü antrenman planında ne zaman değişikliğe gitsek çok rahat bir overall artışı oluyor. Böyle artı 4'ler artı 5'ler görebiliyoruz. Antrenman planı değişikliğinde. Takımı gösteriyorum. Ofansif orta saha bölgesinde Promes ve Ekelenkamp var. Özellikle Promes 81 ile oynuyor. Bizim gelecek vadeden oyuncumuz burada promesten formayı kapmaya çalışacak. Ama bir tehlike daha var. o da. Yani kendisi OF ama geliyor tabii ki de ofansif orta saha oynayabiliyor. Şimdi Ajax'daki mevcut sistemde 4-3-3 atak. Çok klasik bir sistemle oynuyorlar. Bu takımın tam olarak bir forveti yok diye düşünüyorum. Kudüs'ü ben hemen yerine alıyorum. Abi Tadic'i forvet yapsak çok daha mantıklı olur aslında burada ama Kudüs de şurada oynar belki. Dedim ya geçen bölümde demiştim bunu. Belki asistan menajerin kafasını karıştırırız ama Kudüs'ün çok çabuk yükselebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de e, promesi geçer. Çok bir transfere ihtiyacı olan takımımız yok. Anthony Neres gibi iki tane kanat, Ryan gibi orta sahaya sahibiz. Klassen düşecek büyük ihtimalle ilerleyen dönemde. 30 milyon euroluk bir bütçemiz var. Şampiyonlar Ligi'nde 3 sezon içerisinde çeyrek final. Bu senede gruplardan çıkmamız hedefleniyor aslında. Yapılabilir hedefler. Ajax'tayken bazı şeyler daha basit olabilir. Deneyeceğiz. Kudüs bu sene kaç maçta forma şansı giyecek? Ne kadar yükselecek? En önemli soru işareti bu. Transfer ilk sezon yapmayacağım. Eldeki oyuncuların gelişmesi daha önemli bizde. Şu Martinez belki stoper yapabiliriz ama Schurz'la burada gayet iyi gelişecek. Ben güveniyorum ya. Bizim adam oynar. Kudüs oynar bu takımda. Balondora gidelim. İlk sene kim kazanıyor ona bakalım. Ve artık bu oyuncu kariyeri Rebuild'ı başlasın. 2020 yılın oyuncusu kim olacak? 4 tane adayımız var. Ronaldo, Lewandowski, Salah ve Mane. Ronaldo alır mı ilk yıl? Kazanan Cristiano Ronaldo. Adam direkt Ballon d'Or'la başladı. Ben bıraktığımdan beri adam devam ediyor. Bir daha Ballon d'Or alayım, bir daha Ballon d'Or alayım. Şu an onu görüyoruz bence. Bir önceki Rebuild'dan hatırlayacağınız üzere. En son Ballon d'Or'la bırakmıştık. Ballon d'Or'la yeni Rebuild'ı açtı Cristiano Ronaldo. Hollanda'da sezon sonu geldi. Ajax şampiyon 91 puanla 87 gol atıp 19 gol yedik güzel bir sezon geçirmişiz 68 avarajda hem de Orange Becker'e ikinci turda başladık Zwolle'yi 3 ile geçiyoruz Çeyrek finalde Emmen'i geçtik 1-0'la görüşürüz Emmen Yarı finalde Willem'i 3 ile geçiyoruz PSV Ajax finali Şampiyon Ajax 5-4 penaltılarla UEFA Süper Kupası'nı Bayern Münih kazanmış. Onlar da penaltılarla kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool Ajax Atalanta Mitulen'den 12 puan toplayıp ikinci olarak grubu tamamladık. Son 16'da oha City 6 Ajax 3 direnmişiz de çok gol yemişiz sıkıntı orada şampiyon Juventus Ronaldo herhalde seneye de alacak balon doğru durmuyor adam doymuyor Avrupa Ligi'nde Paris Saint Germain almış geldik sezon sonuna Kudüs 78 dengeli de çok geliştiremedik onu bir de şöyle bir durum var çok fazla da forma şansı bulamadı neresi transfer isteği göndermiş 15 maça çıktı Muhammed Kudüs çünkü promes sağ olsun 47 maç 21 gol 10 asiste takımın en iyisiydi bir asist listemiz var ayaksta bize ekmek çıkmayacak gibi duruyor açık konuşayım yani ayakstan transferimizi istemenin zamanı çok erken olmalı yoksa iyi seviyelere istediğimiz seviyelere gelemeyeceğiz 6.7 ortalama puanımız var değerimiz 31 milyon euroymuş bu değere kesin transfer oluruz biz ayaksta duramayız bir saniye bile duramam bu değere Avrupa kulüpleri görün beni e tabi gol atamayınca bu listede de olamıyorsunuz. Tadiç bir promesi ki abi ikisi de yani bizim bölgemizde oynayacak adamlar. Tadiç'i muhtemelen forvet oynatıyor ama promes formayı alamayız şu an bu formla. Daily Bilint ve Tadiç asist kralı olmuşlar. Orkun Kökçü o da asist kralı olmuş bu arada. Golem yamaç sayısında da ona ana tabii ki bırakmaz burayı. Hemen haberlerimiz de çıktı. Kudüs Ajax takımında kalıcı olmayacak. Evet bize forma şansı vermiyorlar diye Ajax'tan ayrılacağımız ikinci senenin başındayız. Ajax'ın bütçesi 68 milyon euro. Büyük hedefleri var bu kulübün ama Promes bu kulüpte olduğu sürece bu işi olmayacak. Bizim de kendimize daha doğru daha düzgün bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Promissiz bir takım istiyorum. Takım hayal ediyorum şu an. Wolverhampton'dan teklif var da İngiltere için erken mi? Erken sanki ya. Wolverhampton'a bir bakalım. Wolverhampton'da offensive ortası olarak Campbell var 61. White 73. Şabani 64. Ve Van den Keybus. O da düşükmüş. Abi bu takımın offensive ortası yok mu? Takımın offensive ortası yok. Wolverhampton'a gidiyoruz. Hazır olun. İngiltere. Kudüs geliyor. Efsane olmaya. Hop kabul ettim. 21-200. Wolverhampton. Kudüs imzayı attı. Yaklaşık 21-200'lük bir bonservis bedeline İngiltere yoluna gitti. Hop dedik geldik Wolverhampton Wanderers'dayız. Sport arasında bir Ganalı mı var? O da kim? Muhammed Kudüs. 78'de oynayan 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etti bu takım. Ama bu sistem tabii ki takıma da uymuyor bu arada. Yani bence kötü bir sistem İngiltere Ligi için. O yüzden tabii ki ayak sistemine geçelim mi? Hadi bakalım geçelim. Bu daha iyi. Semedo'yu da sağ yapalım bir an önce. Yalnız takım fena değil. Takım iş yapar ya. Bayağı iş yapar hem de. Abi Forvet'e de Kutrone'yi attık. Rüdiger'e de var ama çok fazla yine gereksiz oyuncuyla doldurulmuş bir Wolverhampton Wanderers var. Birçok ismi serbest bırakıp ya da satacağız. En mantıklı tercih olacak bu. Bununla birlikte 50 milyon euroluk bütçemiz var. FA Cup'ı kazanmamız isteniyor. Şampiyonlar Ligi katılım hakkı bekleniyor bizden. Yönetim olarak. Evet Muhammed Kudüs'ün buradaki antrenman düzenini değiştireceğiz. Onu zayıf ayağını geliştirmesi adına öncelikle gelişmiş oyun kurucu yapacağım 6 haftalık bir sürede. 79 olabiliyormuş. Sonra da beceri hareketlerini arttıracağız dinamo yapıp. Öncelik plan bu şekilde işleyecek. Tek transferimiz stopere. David Alabaçası'dan 54-200'e geldi. 84 ile oynuyor. Stoper hattını birazcık güçlendirdik. Çünkü takım gerçekten kötü değil. Stoper hattını güçlendirerek en azından üstlere oynama ihtimalimizi yükseltiriz diye düşünmekteyim burada. Takım hazır. İlerliyoruz. 2021 yılın oyuncusu kim olacak? Adaylar Messi, Sterling, Ronaldo, Mbappe. Bura biraz karıştı. Bura baya karıştı. Ronaldo Ronaldo'ya Messi aynı anda Ballon d'Or adayı olarak gördük. İkisinden biri alacak mı yoksa Mbappe'ye mi gidecek? Ben Muhammed Kudüs'ün 4 yıl sonra yani 2025'ten sonra Ballon d'Or adaylığı için iddialı konuma gelebileceğini düşünüyorum bu arada. Evet Ballon d'Or kime gitti? Ronaldo bırakmıyor. 2'de 2 yaptı. Cristiano Ronaldo kaldığı yerden devam ediyor. Premier Lig'de sezon sonuna geldik. Arsenal 12.ymiş. Wolverhampton 7. 67 puan topladık. 68'de Leicester sadece 1 puanla önümüzdeymiş. Manchester United'da da çok yakın bitirdik aslında. 5 puan önümüzde onlarda. Seneye çok daha iyi olabiliriz. 70 gol atıp 40 gol yemişiz bu sene. Yediğimiz golü biraz azaltıp attığımız golü arttırabiliriz diyeceğim ama. Takım atılan gol sayısında ligde 3. sırada şu an 70'li. FA Cup'a 3. turda başladık. Sheffield United'la bayağı gollü bir maçta. 4-3'lük galibiyet geldi. 4. turda 1-1 Swindon. Tekrara kaldık. 3-2 burada yendik. 5. tur Everton'ı 1-0'la geçiyoruz. 6. turda 4-3 yine 7 gollü bir maç. Sheffield Venice'de yeledik. Yarı final Arsenal bize eledi. Şampiyon Manchester City oldu. Karabağ'da 3. turda Leicester'la eşleşmişiz. 2-1'lik galibiyet geldi. 4. turda yapma yapma. Penaltılarla kaybettik ve şampiyon United. UEFA Süper Kupası'nı Juventus kazanmış 2-0'la. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazandı. Penaltılarla hem de. Avrupa Ligi'ni ise Atalanta. En önemli yere gidiyoruz. Muhammed Kudüs 81. İşte beklediğimiz gelişmeler bunlar. Oraya bir artı 3'ü yazdık. 78'den 81'e yükselirken büyük potansiyelimiz hala var. 14 gol, 11'de asistle takımın en iyi ikinci oyuncusuyduk. Raul Jimenez inanılmaz oynamış. İnanılmaz bir gol sayısı. 34 gol, 9 asist. 6.9 ortalama puana sahibiz. Bir tane kırmızı kart görmüşüz bu arada kadar agresifliğe hiç gerek yok. Muhammed Kudus sakin. Değerimizi ne yaptık? 3500. %60 artmış. Fena değil. Takımda inanılmaz değerli isimler var ya. 40 milyon euro Adama Traoré. 80 milyon euro Ruben Neves gibi. Gol kralı Raul Jimenez. Zirvede Wolverhampton'dan. Kudüs de 17. bu arada o da listeye girmiş. 13 golle. Premier Lig'de asist krallığında Muhammed Kudüs'ü arıyor gözler ama 8. 9 asistlemde. Barnes 13'te lider. Golem maç sayısında Patricio bizim kaleci 3. olmuş. Ederson lider. Güzel sezon geçirdik aslında. İyi bir başlangıç Wolverhampton'da. Wolverhampton'lı yeni sezon başlıyor. Avrupa Ligi eleme turundayız bu sene. Güzel gidiyoruz. Muhammed Kudüs'te 81. Transfer bütçemiz 74 milyon avro. Muhtemelen bakıyorum nereye transfer yapabiliriz diye. Belki bir stoper daha yani 83'ün üstünde bir stoper bulabilirsek olabilir. Hücum hattı fena değil. Kudüs'te de taşıyor takımı. Evet öyle çok kolay karar değiştiririm. Stoper dedim ortası aldım. Ne bir Keita geldi Liverpool'dan. 44-283 e ile oynuyor. Hemen yerine de ekledim. Takım İyi iyi. Semedo'yu bir türlü sabek yapamadık bu arada. Kaç hafta geçti hala tam olarak sabek olmuş değil adamımız. Kudüs antrenman planına bakıyorum. 19 haftada gelişmiş oyun kurucu olurken aslında şutunu geliştirmek istiyorsak gölge santrafor yapıp bir sene denesek mi? Dinamo'da sadece dripling üzerine yoğunlaşıyor. Hız dripling defans. Ama Gölge santrafor yapalım evet. Geldik o meşhur aya. Aralık ayına. Tamam ben değil. Ayın teknik direktörüne bakmayacağız. Ben kazanmışım da ona geç. Ona şey yapalım. 2022 yılın oyuncusu kim olacak? Lewandowski, Mane, Salah ve Messi adaylarımız. Ronaldo bu sene listeye giremedi ama Messi var. Acaba alır mı? Ama geçen sene de Bayern şampiyonu oldu. Onu da düşünmek lazım. Salah da sürpriz yapabilir. Mane'yi hiç beklemiyorum. Yani bu 4 aday arasında kazanamayacak tek kişi bence Sadio Mane. Yılın futbolcusu Robert Lewandowski. Güzel yani buna sevindim. Bu adam hak ediyor ya Ballon d'Or'u. Premier Lig'de bir başka sezon sonundayız ve Wolverhampton 8. Bir adım daha ileri gidemiyoruz kulüp olarak. Yani Leicester'la aramızda 6 puan fark var. Geçen sene de adamlar öndeydi. Bu sene onlar 5. olmuş. Arsenal, Chelsea bize çok yakın ama onlar önde biz değiliz. Seni ne yapmamız gerekiyor acaba Wolverhampton'da? Ufak tefek değişikliklere gideceğim. Tottenham şampiyon olmuş bu arada. Yani geçen sene göre daha da az gol atmışız. Bu da büyük bir problem bence takımda. FA Cup'ta 2-2 ile başladık. United'la tekrara gitmişiz. Tekrarda bizi elediler. Şampiyon Manchester City değil Liverpool. Son anda değiştirdim. Üçüncü tur Karabağ. <laughs> yapma ya yapma ya. Penaltılarla eğlendik. Şampiyon Liverpool. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in 2 0la kazanlar. Şampiyonlar Ligi. Olimpik Lyon'a gitmiş penaltılarla hem de. Bu kadar erken Lyon'un şampiyon olması. Avrupa Ligi. Lille, Guimaraş, Servette ile eşleştik. Servette bir puan topladı grupta. Biz 18. Son 32'de Montpellier'e 5-1 ile geçiyoruz. Son 16'da 3-0'lık Mönchengladbach galibiyeti. Çeyrek finale taşıdı bizi. Porto'yu 5-1 ile geçtik. Bu sefer deplasman golleriyle elenen bir Manchester United ve finale giden biz. Leicester City de elenmiş. Şuna bak yarı finalde 3 tane İngiliz takımı var. Ama birisi finalde. Biz Benfica ile karşılaşıyoruz. 2-0 şampiyon Wolverhampton. Avrupa Ligi'ni aldık ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Geldik Muhammed Kudüs. 83 idare eder. Artı Artıklık gelişim. Seneye de muhtemelen antrenman programını yine değiştiririz. 86'ya çıkmak için çabalayacağız. 56 maç, 7 gol, 3 asist. Geçen seneye göre çok kötü bir performans Muhammed Kudüs'ten. Bu sene Adama Traore çılgın oynamış. 30 gol, 6 asist. Bir gün de Adama Traore'nin rebuild'ını yapmak lazım net. Ama Muhammed Kudüs'ümüz daha iyi oynamalı. Gol at dedik. Antrenman programını ona göre ayarladık. Bu sefer asist yapamaz hale geldi Muhammed Kudüs. Bir şey bozuktur ve kurcalarsınız onu düzeltmeyi çalışırsınız da daha kötü bozarsınız ya. Sanki öyle oldu olay. Şu gelişim planına bir bakalım. Abi yine en iyisi buymuş. Gölge Santrafor'da 19 haftada gelişebiliyoruz. Sus. 89 dribling. 85. Gayet iyi bir adamımız var. Neden böyle oldu? Devam devam. Gol kralı Muhammed Salah. 34 ile bu listeye girme imkanımız tabii ki de yok. Asis krallığı listesinde de yokuz muhtemelen. Firmino lider. Minimum 4 var. Nokertmiş o da. Gol yemeyen maç sayısında da City Ederson'la zirvede Patrişio bizim. dördüncü. Patrişio fena değil bu arada. Wolverhampton'da yeni sezon başlıyor. Takım kadrosu görüntüde. 85 Alaba, 84 Rüdiger, 84 Patrişio. Aslında kötü bir takım değil. Bir sol tarafta belki Podence'da bir sıkıntı olabilir. Orta saatimiz da iyi. Transfer konusunda çok titiz davranmamız gerekiyor. Bütçede 110 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde final istiyor yönetim. Bir şey deneyelim ya. Bir şey deneyelim. Gerçekten bir şey denemek lazım bu takım. Ansu Fatih oynanmıştır. Sol kanatta 84'lük 20 yaşında bir ismimiz var bundan sonra. 103-400'e geldi. Baktım ki Podens'le olacak iş gibi değil. Neto da idare ediyor. Burada çok iyi değil. 23 yaşında gerçi gelişime daha açık ama Fatih, Traore, Jimenez, Kudüs. Hücum attı güzel. Johnny bir tık uyarı veriyormuş. Onu da sol bek yapacağız. Gel koçum 46 hafta. E takım görüntüde hazırız biz. Hadi gidelim. 2023 yılın oyuncusu adayları Haaland, Mbappe, Salah ve Harry Kane. Harry bu listede pek fazla göremiyoruz. Sürpriz oldu. Tottenham geçen senelik lig şampiyonu oldu ya. Onda çok büyük etkisi var muhtemelen. Ve kazanan Kylian Mbappe. Sezon sonuna geldik. Arsenal 16. imişlikte. ligde. Utanmasalar düşecekler. Biz 5. 68 puanla bu sene Liverpool şampiyon oldu. 83 puanla ne yapmışız? 70 gol bandına tekrar çıktık. Ama 47 gol yiyerek de Patricio bizi yarı yolda bıraktı çünkü overall'ı düştü. FA Cup tur, derbi 3. tur Derby County'yi 3-2 ile geçtik. 4. tur 2-2 Barnsley tekrara kaldık. Tekrarda da 2-0'lık galibiyet. 5. turda 2-0'lık Fulham. Çeyrek final Aston Villa'yı geçiyoruz. O finaldeyiz ve Manchester City rakibimiz kaybettik. Kaybettik. Karabağ'da tur, 3. turda 1-0 ile başladık. 4. tur Arsenal'ı 3-1 geçiyoruz. Çeyrek finalde penaltılarla totlu eledik Yine finaldeyiz. Penaltılarla United'e elemişiz bu sefer de. Chelsea-Wolverhampton yapma. 2 kupa finali ve elimiz boş döndük. UEFA Süper Kupası ya olacak iş değil ya olacak iş değil. Yanlışlıkla Karabağ'a geri çıktık ama... Bu gerçekten skandal ya. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund, Valencia ve Lask'lı gruptan ikinci çıktık. 11 puanla. ilk hafta Lask'a yenilmesek lider tamamlayacağız grubu. Son 16'da rakip Real geldi ama 4-1'de Real eylemişiz. Çeyrek final. 5-2 ile Atletico. Yarı finaldeyiz. 6-4 Barcelona eğlendik şampiyon onlar. Avrupa Ligi'nde ise Real Sociedad şampiyon olmuş. Demek ki kalecimiz iyi olsa bu seneyi götürdüydük. Seneye bir kaleci transferi işler değişir. Muhammed Kudüs 85 oldu bu arada. Hücum attı yakıyor yakıyor. Muhammed Kudüs 85. 55 maç 12 gol. 11 da asisti var. Bu sene asist sayısında gerçekten fena değildi. Biz yine atılmışız bir maçta. Kırmızı kartımız var. 6.7 ortalama puana sahibiz. Değerimiz 62 milyon euro olmuş. Raul Jimenez yine harika. Fatih de bu sene iyiymiş. Adama Traore geçen seneki performansı sergileyememiş. Adama Reis. Gol kralı Harry Kane. Mane ikinci. Bizden Jimenez beşinciymiş. Krallıkta Kudüs yok. Asis krallığında Fernandez Sirve'de. Kudüs yedinci. Sekiz asistle. Gol yenmeyen maç sayısında da Loris lider. Kaleci lazım. Yeni sezon başlıyor. Johnny mevkisini almış bu arada. Kaç hafta sonra sol beki olabilecek. Sol kanat bekiydi biz geldiğimizde. Bu iyi oldu. Kudüs 85. Bu takıma kaleci lazım. Transfer bütçesi 209 milyon euro Avrupa Ligi'ndeyiz. Yine kupayı kazanacağız Avrupa Ligi'nde. Bekleyin ve görün. Evet şampiyonluk için o kilit transferleri yaptık. Ter Stegen 92'lik, Jimenez de 88'lik oyuncu artık bizde. Şimdi onlar düşünsün dedim. Patricio'yu aldık şuraya takım hazır. Hadi Kudüs, hadi koçum yeter artık. Muhammed Kudüs. Şimdi bakıyorum gelişmiş oyun kurucu yapacağız. 83'e yükselttik şutu. Artık bir tık burayı geliştirmenin zamanı geldi. Hatta çok rahat gelişen özellikleri var orada. Serbest vuruş, isabet, orta açma gibi. 2024 yılın oyuncusu adayları. İki Barcelona'dan bir Paris bir de Liverpool. Salah, Dembele, Mbappe soldaki Immobile mi? Evet Immobile'ymiş. Yılın oyuncusu açıklandı. Dembele Barcelona'ya gidiyor bu sene. Ballon d'Or. Wolverhampton'daki muhtemel son senemizde. Takım 3. oldu 83 puanla. Bu sene de 3 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Daha ne yapsın bu takım ya? Daha ne yapayım ben? <laughs> FA Cup'ta Salford'u 3-1 yenerek başladık. 4. turda Burnley ile eşleşiyoruz. 3-0'lık galibiyet. 5. tur 2-1. Çeyrek finalde Liverpool'a eğlendik. Şampiyon City. Karabuğa'da çartını 1-0'la yenerek başladık. Dördüncü turda Aston Villa'yı eliyoruz. Çeyrek finalde Blackburn Rovers bize eledi. Şampiyon Liverpool. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazandı. 2-0'la Villarreal'i yenerek. Biz Avrupa Ligi'ndeydik. 15 puanla Genk, Sturmgras ve Boavistalı gruptan lider çıktık. Son 32'de Salzburg'u 4-1'le geçtik. Son 16 Dortmund gelmiş rakip olarak. 3-2 bize eğiliyorlar. Ve şampiyonda Dortmund oluyor. Şampiyona eğlendik. Muhammed Kudüs peki hangi seviyeye geldi? 86 olmuş. Bu kulüpte kalırsak potansiyelinin üstünü çıkaramayacağız muhtemelen. 86 bence iyi bir sonuç değil burada. Çok yakında da 87 olacakmış. Onu da gösteriyorum şöyle. Artık zamanı geldi. Önce listeye ekliyorum. Sonra istatistikler. 14 gol, 8 asist takımın en iyi 4. ismi diyebiliriz. Traora, Fatih ve Jimenez yine harika performanslar gösterdiler. 7 de ortalama puanımız var. Değeri ne kadar? 78.500'müş. %18 artmış Muhammed Kudüs'ün. Gol kralı Calvert Lewin, Jimenez ikinci. Biz o listede yokuz. Asist krallığında Mane zirvede. Muhammed Kudüs 10. 7 asistle. Golem maç sayısında da Ederson lider. Ter Stegen üçüncüymüş. Yeni sezon başlıyor. Muhammed Kudüs transfer listesinde bakalım kimlerden teklif gelecek. Şöyle de bütçeyi de göstereyim. Wolverhampton'da bir şey olur da kalırsak. Bu teklife kesinlikle hayır diyemem. Borussia Dortmund Muhammed Kudüs'ü istiyor. Formayı giymedi belki ama Muhammed Kudüs işte Dortmund'da amblemle birlikte güzel fotoğraf. Geldik Borussia Dortmund'a işte takım görüntüde Sancho Reyne Guerrero Martinez, Quarta, Torres, Kragnolu, müthiş kadro. Mukeyles de var sabekte. Zeki Çelik de burada. Bürki de hala buradaymış ve Muhammed Kudüs burada formayı alacak Reyna'dan. Yalnız Reyna çok potansiyelli bir isim. Yakında bizi yakalarsa hiç şaşırmam. Buradaki e, durumumuz birazcık istim üstünde gibi Reyna'dan dolayı. Bellingham da var. Bu adam da gayet potansiyelli bir isim. Tabii MD oynattığımız için buralarda oynayamıyor. O sol orta sağ oynar bir de Ramos varmış. Sen kimmişsin? 24 yaşında 80 milli OF. Seni satalım. Sen OF burada oynayamazsın zaten. E transfer bütçesi 103 milyon euro. Hedefler her yerde şampiyonluk. Dortmund'da transferi tamamladık. Declan Rice. Artık Dortmund'da 93-900'e elden geldi. Ramos sattık. Delaney Arsenal'a gitti. Bakir gitti. Perea gitti Strasbourg'a. Marius Wolf'u Sheffield United'a yolladık. Solbeck transferi yaptık. Windal. Önemli bir isim. Barcelona'dan geldi 65 milyon euroya. Sol orta saha sattık. Sağ bek Moray gitti. Sağ orta saha Naf gitti. 16-400'e. Ve Borussia Dortmund'un artık kadrosu böyle şekillendi. Bayağı iyiyiz. Gerçekten bayağı iyiyiz. Onu söylemem gerek. Muhammed Kudüs antrenman planı gelişmiş oyun kurucu olarak devam edecek. Biraz daha pasa yöneleceğiz. Ofansif orta saha olarak Burada en az 86-88 bandını yakalamamız gerekiyor. Evet 2025 yılın oyuncusu kim olacak Mane Salah? Vinicius Junior ve Barcelona'dan kim o? Jota'ymış. Sürpriz aday. Vinicius Junior alır ya. Belli bir yerden sonra Vinicius Junior bayağı Ballon d'Or topluyor. Liverpool'lu futbolcu Ballon d'Or'u kazandı. Mane. Almanya'da sezon sonu Borussia Dortmund bu seneyi dördüncü tamamladı. Kötü bir sene geçirdik. Özellikle Attığımız ve yediğimiz gollerde birazcık daha iyileşmeye gitmemiz gerekiyor. 66 puan. Düşük bir puan. Şampiyon Leipzig. Üstte baya işler karışmış. Hoffenheim Bayern çok yakın birbirine. Almanya kupasına ikinci turda başladık. Bayern 2 penaltılarla elemişiz. Üçüncü tur 2-1 Werder Bremen. Çeyrek final 3-1 ile her seferliğini geçtik. Yarıda Bayern'le eliyoruz. Leverkusen Dortmund finali. Ve şampiyon Dortmund. Almanya Süper Kupası şampiyon Dortmund oldu burada da. UEFA Süper Kupası'na bakıyoruz. Liverpool kazanmış. Penaltılarla kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde 15 puanla Atalanta Lyon, Beşiktaşlı gruptan çıktık. Son 16'da rakip Napoli 3-2 ile geçtik. Çeyrek finalde Wolverhampton'a eğleniyoruz. Şampiyon da Wolverhampton Wanderers. Yanlış zamanda mı transfer olduk dersiniz? Avrupa Ligi'nde de Tottenham 3-2 ile Leicester'ı yenmiş ve kupayı almış. Geliyoruz en önemli yere. Muhammed Kudüs 89. Yalnız Gerero solda baya düşmeye başlamış. Aslında sol orta sahaya Reyna'yı çeksek. Gelişmesi açısından en azından oynaması açısından da. Muhammed Kudüs takımın Sancho'dan sonra en iyisi. Sancho mükemmel bir asist sayısına ulaşmış. Sonra Kudüs. Ya gol sayısı da mükemmel. Bence Muhammed Kudüs şu ana kadar takımını buldu. En iyi performansını sergiledi. Artı 3 gelişti Kudüs. Bu takımı geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Richarlison gol kralı Leipzig'ten. Bizden Kudüs ve Haaland 4. Lü paylaşıyorlar 18 yaş. kralı Sancho. Kudüs burada da 5. 9 asistle 4. Lü paylaşıyor aslında Hoffenheim'li oyuncuyla. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic zirvede. Kragno 5. Buralarda kaybediyoruz sanki. Sürekli bir kaleci problemimiz mi var ya? Yeni sezon başlıyor. Sol orta saha bir an önce Reina'yı çekmemiz gerekiyor. Antrenman olarak sol orta saha çalıştırıyorum. Bu takıma 90'lık bir kaleci lazım. Ya sanki tek eksik bu gibi. Ya bir de yedek forvetimiz yok bu arada. Bütçemiz 219 milyon euro. Hedefler kupalar hepsi transferler tamam stopere eder Militao kaleye Terstegen Dortmund'a geldi evet eski takım arkadaşı Kudüs'ün ve Forvet'e Masias Meksikalı 26 yaşında 84 ile oynuyor rotasyon oyuncusu olarak transfer ettik İşte Borussia Dortmund'un bu seneki kadrosu 2026 Ballon d'Or adayları Rodrigo Vinicius Latoro Martinez ve City'den Kimo Ansu Fatih mi? City'ye gitmiş Fatih. Vay be İyi transfer Fatih almasın bu sene. Bu arada Dortmund'tayken almak da çok <laughs> Yine oldu ya. Yine hiç aday yokken gelip yılın futbolcusu olmak bu sefer adama Traore'ye kısmetmiş. Yılın futbolcusu, Ballon d'Or'un sahibi adama Traore reis Hem de aday değilken. Bu arada şey diyordum. Ya burada almak kolay değil çünkü Haaland'la yarışıyoruz aslında. İkimiz de aday olabiliriz eğer ki şampiyonluk durumunda Dortmund'la sezon 2 şampiyon Dortmund 83 puanla 73 gol attık 32 de gol edik güzel bir sezon geçirdik Bayern ikinciymiş Almanya kupasında Hannover'i 3-0 yenerek başlıyoruz Üçüncü turda Paderborn'u 2-0'la geçtik. Çeyrek finalde 4-0. Yarı final 3-1. Ve şampiyon Dortmund. Almanya Süper Kupası'nı da Dortmund kazanıyor. 3'te 3 üç yaptık. UEFA Süper Kupası'nı Wolverhampton kazanmış bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, kulüp Brugge ve Lyon'lu gruptan ikinci olarak 10 puanla çıktık. Sonun altıda Barcelona'yı 3-2 ile geçiyoruz. Çeyrek finalde bir rövanş var. Ve 6-5'lik galip Dortmund. Yarı finaldeyiz. Deplasman golleriyle Liverpool'a eledik. Ve şampiyon Dortmund hem de finalde Bayern Münih'i geçtik. Süper bir sezon. Bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada da Manchester United'ın zaferi var. Dünyanın en iyilerinden 26 yaşında 91'e yükseldi. 20 gol 23 asist. Takımın en iyisi işte Muhammed Kudüs'ü görüyorsunuz be işte bu kadar 7.5 ortalama puana sahip ne kadar değerimiz oldu 143 500 Gelişim planı kontrolü yapıyorum pas 90 olmuş pas harika yalnız 25 haftada devam ettirebiliyoruz orayı ama biraz daha gölge santrafor yapacağız Evet biraz daha gölge santrafor hatta şey yapsak biraz ofansif orta yapsak nasıl olur penaltısı gelişsin Gol kralı Richarlison Haaland 3'müş. Kudüs 7. 14 golle. Ama asist kralı Muhammed Kudüs. Süpersin. Talişka'yı mı gördüm orada? Dur 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 dur. 4. Talişka her gelmiş. Vay be. Gol yenmeyen maç sayısında terşte gen, zirvede. Ona ana, her ne yapmış ya? Abi Livakovic de her tabelinde. O da listede var. Adamlar toplamda 18 maçta gol yememiş ama Livakovic ona ana dağılmış. Yeni sezon Dortmund'a başlıyor. Reyna sol orta saha olmuş. Yükseliyor mu? 86'ya yükselmiş yaptığımız an. Takım bu sene iyi ya. Transfer yapmayabiliriz. Bütçemiz seneye kalabilir. 239 milyon euro. Böyle büyük bir transfere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu takımda. Bekle bizi. Balondor. Bence bu sene Balondor'da Muhammed Kudüs var. Hatta Haaland'la kapışacağız. Ben öyle hissediyorum. Ve geldik 2027 Ballon d'Or adayları yapmaya. Biz daha iyiydik. Haaland neden listede de biz listede yokuz acaba? Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Gider Haaland alırım bu arada yani. Yılın futbolcusu Erling Braut Haaland. Biz hak ettik. Kesinlikle biz hak ettik. Haksız geçen Ballon d'Or'dan sonra sezon sonuna geldik. Dortmund şampiyon 83 puanla. Bayern'le aynı puanı topladık ama İkili avarajda biz kazandık. Almanya kupası 2. tur Darmstadt'ı 2-1 ile geçtik. 3. tur 4-0 Mainz galibiyeti çeyrek finalde Frankfurt'u eyledik. Yarı finalde Leverkusen'ı eledik. Freiburg Dortmund finali var. Önümüzde ve şampiyon Dortmund oldu. Almanya Süper Kupası'nı da kazandık. 2-1. UEFA Süper Kupası da Dortmund'un 4'te 4 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde United Sporting PSV'li gruptan 16 puanla lider çıktık. Son 16'da Tottenham'ı 6-1 ile geçtik. Çeyrek final. United eğlendik. Grubumuzdaki takıma Ve şampiyon Barcelona. Avrupa Ligi'nde ise... Valencia'nın zaferi vardı. Muhammed Kudüs 93. Halanda'ya yetişmek üzere 94-93 gidiyorlar harika. Sancho da 94'te kalmış bu arada. Haland artı 1, Kudüs artı 2. Evet 20 gol 12 asist en ilerinden ikincisi bence. Yani şu asistler o kadar önemli ki. Haland'a yine gidip Ballon d'or'u vermesinler sadece gol attı diye. Sadece gol dediğimde 31 tane gol atmış. Az da değil ama biz de hak ediyoruz o listede bulunmayı. Değerimiz ne kadar? 177500. Gol kralı Zirkse. 2 Sancho, 3 Alant. Kudüs 15. 13 golle. Asis kralı ama Muhammed Kudüs oldu. Gol yemeyen maç sayısında da Strakosha lider Terştegen. ikinci Terştegen çünkü bir ara sakatlandı. Yeni sezon başlıyor. 93'lük Kudüs, takım bomba. Yani tersteyken belki düşme ihtimali olan tek isim 36 yaşında çünkü. Gerçi Kragno 86, yedek kalecimiz de iyi. Transfere bence bu senede ihtiyacımız yok ama bir tane belki o alınabilir takıma. Müthiş, müthiş ötesi bir Dortmund var. Bütçemiz 421 milyon euro. Yine hedefler bütün kupalar. Sıfır transfer bu seneye böyle devam. Balondora gidelim bakalım ne olacak. Geldik yeni Balondora 2028. Haaland yine listede. 2 Real Madrid'de bir de Mbappe var. Bu adamlar listeyi bırakmayacak herhalde. Bu bir Erling Braat Haaland Rebuild olsaydı şu an havaları uçuyorduk ama sadece uzaktan izliyoruz. İkinci kez üst üste aldı Haaland. d'Or'dan sonra artık şutu 90 üstü yapacak mıyız? Yapacağız 28 yaşında. Sinirlendim. Bir başka sezon sonu daha. Dortmund şampiyon 85 puanla. İşte bu kadar. İnanılmaz bir Almanya'da hegemonyamız var. Müthiş gidiyoruz. Almanya kupasına ikinci turda Hamburg maçıyla başladık. 2-0 hamburger gibi yedik onları diyorum. 3. turda Leverkusen'ı 1-0 ile geçtik. Çeyrek finalde 3 belik şarkı e galibiyeti yarı final. 3-2 Leipzig final Hertha Hertha da ilginç takım. Ama şampiyon biziz. skupayı yine aldık. Almanya Süper Kupası'nı Bayern'le bu sene kaybettik. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Sociedad, PSV, Zagreb zorlu bir grup. 3 galibiyet, 3 beraberlik. Sociedad'la bütün her şey eşit herhalde. Ama ikili avarajda ya da muhtemelen ikili avarajda. İkinciyiz. Son 16'da City ile karşılaştık. 4 birlik zafer var burada. Çeyrek final. 5-1 Liverpool'u eledik. 4-3 yarı finalde Atletico'yu ya eliyoruz. Bayern Dortmund yine final. Ve şampiyon Dortmund yine finalde Bayern'i yendik. Avrupa Ligi'ne bakalım bir de. her Berlin'in de burada zafiri var. Hertha'ya baksan. Kudüs'ü antrenman planını değiştirdikten sonra 94'e ulaştırdık süper. Biz bu takımda durduğumuz sürece Haaland balonları alacak. Gol kralı Erling Braat Haaland Kudüs 5. Asis kralı Reina'ymış bu sene. Haaland 2 Kudüs de 2 6 ile. Gol maç sayısında tersteyken zirvede. Şampiyonlar Ligi'nde Erling Braut gol kralı paylaşıyor 3 kişi. Kudüs listede yok işte burada kaybediyoruz muhtemelen. Asis kralı ama Kudüs o da Barnes'la paylaşıyormuş. Yeni ve son sezonu Muhammed Kudüs'ün Dortmund'da bir sonraki sene muhtemelen buradan ayrılacağız. Zaten yaşlanan isimler de var. Hoyberg'de düşüş başladı. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında takım bu seneyi de idare eder. Sancho, Haaland, Kudüs üçlüye baksana. Üçe ne kadar olmuş? 555 milyon euro. Transfer yok. Devam ki. Dortmund'lu son senemizde yine Haaland tek başına listede. Abi niye diğer üçlüden biri biz değiliz? Niye? Hani Haaland her sene alıyor okey yine bu sene de alsın ama biz neden buraya giremiyoruz? Bugle oyuncular çıkmıyor buradan. Rodrigo, Haaland, Mbappe, Vinicius. E-Sports bazı oyuncuları kayırıyor onlardan biri bunlar. Hepsi. Haaland aldı bu senede kimi kandırıyoruz? EA Sports. Biz hiç oynamıyoruz sanki takımda. Yılın futbolcusu Erling Braut Haaland. Kudüs'ün son senesinde Almanya'da yine şampiyon Borussia Dortmund oldu. Kupada Düsseldorf'u ikinci turda 3-0 ile geçtik. Üçüncü turda Union Berlin'i 3-0 geçtik. Çeyrek finalde Bayern bizi 2-1 ile eledi. Son senemizde Bayern şampiyon kupada. Almanya Süper Kupası Hertha Berlin'in burada da penaltılarla kaybettik. UEFA Süper Kupası Dortmund'un burada Hertha Berlin'i yendik işte. Şampiyonlar Ligi Valencia Ajax Genkli gruptan namalüp lider çıktık. Son 16 4-3 Milan. Çeyrek final 7-4 Real Madrid inanılmaz maçlar olmuş. Yarı finalde Atletico'ya kaybettik ve şampiyon Atletico Avrupa Ligi'nde ise Tottenham 2 bile kazandı. Yine gider Haaland alır seni Tek söyleyeceğim bu. Evet Muhammed Kudüs 95, Sancho 95, Haaland 96, Reyna 91. İnanılmaz bir takım. Ve Kudüs 17 gol, 9 da asistle. Haaland ve Sancho'nun bu sene çok çok gerisinde kalmış. Sancho inanılmaz performans göstermiş. Onu da söylemek lazım. Bu arada yaşları da birbirine... Çok yakın. 30-29-29'muş. Müthiş işleyen sistemin bir parçası ayrılıyor işte. Muhammed Kudüs. Artık Dortmund'dan gidecek. Değeri 195-500. Gol kralı Jesus Haaland 3. Sancho 5. Muhammed Kudüs 24'ten girmiş listeye. Asis kralı Alevina Wolfsburg'dan Sancho Kudüs 3-4'teler. Fena değiller. Gol yemeyen maç sayısında taş Stegen tek. Yeni sezon Dortmund'da başlıyor ama Kudüs gidiyor buradan. Bakalım hangi takımlardan teklif gelecek. Tottenham Muhammed Kudüs istiyor. Kesinlikle Tottenham'a gitmek istemiyorum Messi ile yaşadıklarımızdan sonra. Oo, Chelsea ve Paris Saint Germain. Chelsea'yi reddedip Paris'e gideceğiz. Kesinlikle Paris Saint Germain. Abi Mbappe ile orada da Mbappe var ya. İkisini de kabul ediyorum ben. Kudüs Paris Saint Germain'de 198 milyon euroya gitti hem de. Yeni takımımıza geldik. Paris Saint Germain Mbappeli, Maduekeli, Karaskallı yalnız bu sistem olmaz. Karaskalı da burada nasıl oynattınız? O da büyük bir soru işareti. Dala varmış 77. Popo burada ve 95'lik Kudüs. Mbappe ile şu an eşit. Mbappe kaç yaşında? 31 yaşında. Kudüs bir tık daha genç. 29. Bu takıma transfer gerekiyor. Evet. Kaleci mevkisine belki. Lafont 31 yaşında çünkü. Orta sahada bir sıkıntı var gibi sanki. Ayarlayacağız. Hepsini ayarlayacağız. Lazaro burada niye oynuyor? Bir de Paris Saint Germain'e geldiğinde 96 için kalan süreye bakıyorum ama 96 bu saatten sonra çok zor gibi duruyor. Büyük bir sürpriz gerekiyor burada. Nereyi çalıştırsak geliştirebilir diye de düşünüyorum. Ofans orta sahada da çoğu şey tamam. Hani dengeli artık Olur gibi. Gerçi ofans fırtasa deneyelim hadi. Paris'in bütçesi 184 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde final istiyorlar. Şampiyonluk değil. Minimum hedef, finalmiş. Kupa Nasyonalleri tabii ki kupa. Ligi kazanırız. Onda hiçbir sıkıntı yok ama kadro çok yeterli değil Şampiyonlar Ligi'ne bence. Yemin ediyorum bir an için Abdurrahim Albayrak diye okudum. Granada'da bir tane kaleci varmış Türk. Transferi kapattık. Kaleye Urena, Costa Rikalı 87'ye geldi. Navastır muhtemelen 23 yaşında Stoper'de Denayer'i gönderdik Bayern Münih'e. Tek transferimiz bu oldu bu sene. İyi bir kaleci. Her şeyin başlangıcıdır diye düşünüyorum. İyi bir forvetimiz de var. Ara mevkilerde sıkıntılar var. Bakalım Kudüs, Mbappe ve Urena. Üçü neler yapacak? 2030 Ballon d'Or adayları Haaland, Vinicius Junior, Lautaro Martinez ve Joao Felix. Haaland yine alır ya. Haaland alır. Ve yılın futbolcusu Erling Braut Haaland. Haaland'a şu an tilt oldum ya. Adamı diye sinirliyim ya. Erling Braut Haaland aldı hepsini. Kudüs tak ediyordum en azından bir sene. Adama bilendim şu an ya. Paris'te ilk sezon sonu. Paris Saint Germain ligde şampiyon. Onları olması gereken yere tekrar yükselttik. Çünkü geçen sene şampiyonlar ligi playoff oynadık. Bu yüzden Muhtemelen dördüncü olmuşuz geçen sene. Kupa Nasyonel 2-0 Nantes maçıyla başladık. Son 16 bir 2-0 daha. Çeyrek finalde Lyon'u evine yolluyoruz. Yarı finalde Monaco'yu penaltılarla geçtik. Reims Paris Saint Germain finali ve şampiyon Paris Saint Germain. UEFA Süper Kupası'na Atletico Madrid kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Milan 1, biz 2, Brighton 3 ve Brighton'da eşitiz puan olarak de kurtardık. Son 16'da Bayern Münih eğlendik. Şampiyon Bayern Münih. Dortmund'u finalde yenmişler. Avrupa Ligi'nde ne olmuş? Fiorentina şampiyon. Muhammed Kudüs. 96. Mbappe 94'e düşmüş. İnanılmaz, inanılmaz ve inanılmaz. 32 yaşına geldi. Güzel. Mbappe'nin düşüşü, Kudüs'ün 96 oluşu. Harika bir gelişme. Takımda neredeyse eşitiz Mbappe ile. 23 gol, 12 asist. Bir kırmızı kart abi. O sağ olarak neden bu kadar atılıyorsun Muhammed Kudüs? Ligde gol kralı Joshua Zirkse Mbappe 4. Kudüs 8'miş. Asis kralı Odson Edward. E Kudüs nerede? Jones 4. Mbappe 11. Kudüs 15. Golyamya maç sayısında Urena lider tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Biz aldık sonuçta. Yeni sezon başlıyor. Orta sahaya transfer gerekiyor. Vega Nova stoperimiz de 89 olmuş bu arada. Yani sıkıntılar var takımda. Bütçe 288 milyon euro. Bu sene bütün kupalar hedef. Evet Paris'te sınırları zorladık. 3 tane transfer yaptık. Sol kanada Vinicius Junior. Sağ beke Perez Rico 84'lük. Orta sahaya da son bir kez görev alman gerekiyor. Senin büyük takımlarda İyi iş yapman gerekiyor dedik. Frankie de Jong'u getirdik. Ne dediğimi inan ben de bilmiyorum şu an. Sağ orta sahamız Knight'ı Roma'ya yolladık. Knight online oldu. Kadroda böyle şekil aldı. Muhtemelen Popov oynuyor şurada. Seneye de bir stoper takviyesi gerekecek bu takıma. Yavaş yavaş para etmiyor her şey. <laughs> Artık tamamen umutsuz olduğumuz bir başka balondur. Ve yine yokuz. Mbappé, Haaland, Felix. Sen kimsin koçum? Plata. Hmm, Gonzalo Plata. Aday olmuş vay be. Şimdi dışarıdan gelip adama Traore kazanıyormuş. <laughs> Gülerim yine ya. Yine. Yeniden. Erling, Prat, Haaland. Fransa'da sezon sonu geldi. Paris Saint Germain şampiyon. Hem de açık ara farklı. Trophy kapı da Paris Saint Germain kazandı. 1-0. Kupa Nasyonel'e son 32'den Gingap'ı yenerek 1-0 ile başladık. Son 16, 4-1'lik galibiyet çeyrek finalde Monaco'ya elendik. Aga be, saint etienne şampiyon oldu. UEFA Süper Kupası'nı Bayern kazanmış. Şampiyonlar Ligi Torino Atletico Salzburglu gruptan 15 puanla lider tamamladık grubu. Son 16'da 4-0 City'ye. Çeyrek final 4-1 Bayern. Dortmund'u evine yolladık yarı finalde 6-2. Madrid Paris finali ve şampiyon Real Madrid. Yıkıldı. Yıkım var yıkım. Sociedad Avrupa Ligi şampiyonu olmuş. Ve geliyoruz Muhammed Kudüs 97. Bu başka bir seviye ya. 31 yaşında Gana'lı ofansif ortası 97'ye yükseldi ve takımdaki en iyi performanslardan birini de sergiledi. 23-15 38'lik bir performans. de 38'lik bir performans sergilemiş. Vinicius da bir tık arkada. Şu ana kadar birçok ismin Rebuild'ını yaptık ama ben bu kadar her sene aynısını yapan bir futbolcu daha görmedim. Her sene aynı şeyi yapıyor neredeyse. Yine kırmızı kart görmüş mesela. <laughs> yani anlamsız. Gol kralı Ribeiro Vigario Renden. Bizden Mbappe 5, Kudüs 6 ikisi de eşit bu arada. Asis kralı Muhammed Kudüs. Gol yenmeyen maç sayısında Urena fark atmış fark. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Mbappe olmuş. Kudüs bu listede 22. Buradan fark ediyor zaten. Asist kralı da Komanmış Inter'den. Kudüs 10. burada. Paris'te yeni sezon başlıyor. Mbappe 93. 97'lik bir Kudüs'ümüz var. Bu sene stoperi alıyoruz. Kesinlikle bütçe 290 milyon avro. Paris'te transfer tamam. Stopere Saliba şu an 87 ile oynuyor. Sol net 85'lik. Sağ kanada Trincao 88 ile oynuyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi için çok daha iddialıyız. Muhtemelen de kazanabiliriz. Çok iyi kadromuz var gerçekten. Bir de Kudüs'ü göstereyim sizlere. Şu an bazı şut özelliklerini geliştirsin diye Santrafor bölgesine adapte etmeye çalışıyorum kendisini. Ondan bir Talişka vari, bir oyuncu yaratmaya çalışıyoruz kısacası şut gücünü arttırsın, volesini arttırsın. Bunlar önemli gelişmeler bizim için. Genellikle bu pozisyonu çalıştırdığında eksik olan bölgeleri artıyor. Bir umutsuz vaka daha. 2032 Ballon d'Or'a bakacağız. Vinicius ve Mbappe var. Muhammed Kudüs yok. İki de Liverpool'dan. Allah aşkına Vinicius'tan bizim ne eksiğimiz vardı ya. En sonunda bütün Vinicius Mbappe'yi sattıracaklar bana. O hatta yenileyeceğim. Yılın futbolcusu Vinicius Junior. Ve Fransa'da sezon sonu Paris Saint Germain şampiyon oldu 97 puanla çok rahat bir şekilde. Trophy Kapı da kazandık 3-1 ile. Kupa Nasyonel'i Rennes'i yenerek başladık 2-1. Son 16'da 4-0'lık Nice. Çeyrek final 3-0 Gingham. Yarı final o finaldeyiz. Marsilya rakip olmadı. Finalde kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Sosyedat'ın ardından grubu ikinci tamamladık. Spezia ve Lokomotif varmış. Spezia Avrupa'ya gitmiş. Sonun altı da Milan'ı 4-3'le geçtik. Çeyrekte City 5-1. Yarı finalde deplasman golleriyle elendik ve şampiyon Juventus oldu. Avrupa Ligi'ne bakıyorum. Chelsea. Evet Muhammed Kudüs 95'e geriledi. Mbappe ve Inisius da 92 bu arada. Kudüs 2 düştü ama o Muhammed Kudüs seni o listeye çatır çatır koyacaksınız bize. O listede olacağız. Takımın en iyisi siz gidip Mbappe'yi koyarsanız, Vinicius'u koyarsanız iyi, iyi Vallahi darılırım. Darılırım. Müthiş performans. Daha ne yapsın adam? Gol kralı Muhammed Kudüs. Asist kralı Jones olmuş Kudüs. Üçüncü. Hatta ikinciliği paylaşıyor Wolf'la. Gol maç yine Urena'da. Şampiyonlar Ligi'nde de gol krallığında ikinci Kudüs olmuş bu sene. Abi o listede kesin biz olacağız. Net bizim olmamız gerekiyor. Asis krallığında da 5.yiz. Heyecandan sağ sola basıyorum şu an. Tek hedef balondor. Artık balondor gelmeli. Vinicius 91'e düşmüş. Ferguson 84'te. Orta sahaya belki bir transfer. Trincado 85 orada. Ama Madueke var 87'lik. O gelir oynar. Yedek olur o ancak bizim Trincao. Evet bir orta saha transferi yapabiliriz. Bütçe ne kadar? 279 milyon euro. Paris'te transfer tamam. Orta sahaya Turati geldi. Stopere'de Alvarez Martinez. Artık Regenlere kaldık. Benim adım Turati. Orta sahaya eklerim kendimi. Kudüs'ü Ballon d'Or almaya inandık. Savaşıyoruz bugün. Abi geldik o tarihe. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya. Yapma böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Biz hak ettik ya. Gerçekten biz hak ettik bu... Bunu kabul edemem ben böyle bir şey. Ne yaptı Mbappe geçen sene? Vinicius ne yaptı? Ha ne yaptı iyi? Ve Ballon d'Or. Joe Felix'in ikisi de alamadı. Devre arası kafam attı. Vinicius'u da gönderdim. Sol kanada Fatih geldi. Forvet Mbappe'yi ile yolladık. Muruk diye 90'lık bir sol ayaklı Polonyalı bir forvet vardı onu getirdik. Milik Muruk mu oldu acaba? Öyle bu adamlar yok artık Paris Saint Germain'de yeter artık. Seneye son balondur. Ya listeye girmek istiyorum. Alamasak bile o listede olmayı hak ettik. Muruğu da ekledim. Takım kadrosu devre arası itibariyle böyle oldu. Sezon sonuna geldik. Fransa'ya bakıyoruz. Şampiyon tabii ki de Paris Saint Germain. 95 puan. Trophy Cup'ta şampiyon Paris Saint Germain yine. Evet kupa nasyonel Paris Saint Germain. Nimse son 32'de penaltılarla elendi. Şampiyon Lille olmuş burada. UEFA Süper Kupası Chelsea'ye gitmiş. Şampiyonlar Ligi Chelsea, Paris, Shakhtar, CSK. 10 puan topladık. ikinci tamamladık. Son 16'da Dortmund'u 2-1 ile geçtik. Güzel. Çeyrek final 8-1 Inter'i geçiyoruz. Paris Saint Germain 2-0. Yarı finalde Liverpool'u eledik. Final Chelsea Paris. Ve şampiyon 5-1 ile Paris Saint Germain oldu. İşte bu kadar. işte bu kadar. Bir daha Avrupa Ligi'ne bakacağız. Villarreal de orada kazanmış. Hadi Muhammed Kudüs. Hadi Kudüs. 93'e düşmüş. Yap şovunu Muhammed Kudüs 22 gol 15 asist sanki her sene 22 gol 15 asist yapıyor gibiyiz ya. 7.5'te ortalama performans. Fatih bayağı iyi oynamış 31 maçta. Uf. seneye herhalde deli gibi oynar Fatih. Muruk 9 gol atmış sadece. İyi olsun Şampiyonlar Ligi geldi. Gol kralı Oba Femi. ikinci Kudüs. Asist kralı Muhammed Kudüs. Golemiya maç sayısında Reyn'in kalecisiyle bizim Urena eşit. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Fatih olmuş. Vay be. Helal olsun Fatih'e. Ne diyeyim? Listeye girerse bir şey diyemeyeceğiz yine. Olan oldu artık. Kudüs 24. Asis kralı Marie. Kudüs 9. Şampiyonlar Ligi'nde Urayna da Golemiya maç sayısında lider. Tabii ki. Tabii ki. Tabii. Urena. <Sessizlik> Ve son senemiz Takım kadrosu görüntüde hiçbir ekleme yapmayacağım. Direkt Balondora ve sezon sonuna geçebiliriz. Son sene listesi açıklandı. Fatimio. Ya muruk mu şu Şaka mı? Şaka. Şaka. Kudüs'ü listeye almamak için yemin etmişler. Muruk ne yaptı abi? Muruk ne yaptı da bu listeye girdi? Bana onu açıklayın ya. Bu adam 9 gol attı sadece. Hadi Fatih anlarım. Muruk ne yaptı ya? Muruk ne yaptı arkadaşlar? Bu seneye de en iyi biz başlamışız. Ofans bir ortası listeye giremiyor mu yani? Ve kazanan Erling Braut alan. <laughs> ya bu listeye beni almazsanız kazanamayız tabi. Haaland'ı da resmen biz bu hale getirdik. Adam Ballon d'Or manyağı oldu. Lig 1'de son sezonumuzda şampiyon tabii ki de Paris Saint Germain 103 puanla. Ben mutsuzum ya. O olmayınca başaramadık dostlar. Başaramadık. Yani balon dora alamamak var ya. Ya hmm. neden egale ediliyoruz? Neden bizi göz ardı ediyorlar? Bunu anlayamıyorum. Yazılım. Trophy kapı kaybettik Lille. Kupa Nasyonel'de son 32'de Lens'i yenerek başladık. Son 16'da Soşo'yu eylemişiz 2-1'le. Çeyrek finalde 3-0 Paris FC'yi. Yara final saint Etienne ve şampiyon Paris Saint-Germain. Bu UEFA Süper Kupası'nda biz kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal Shakhtar Lokomotiv grubumuz 15 puanla lider tamamladık. Villarreal de hemen arkamızdaymış 15'te. Son 16'da penaltılarla Tottenham'ı eledik. 5-5 toplam skor. Çeyrek final 4-1 Inter, yarı final 5-2 Leipzig, finale bak Dortmund, Paris Saint Germain ve şampiyon Paris Saint Germain. Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Bir de Leverkusen burada şampiyon. Kudüs 93. En azından kendini sabitledi. 31 gol 17'de asit yaptık. Bu nasıl performans? 34 yaşında. inanılmaz. Bu sene iyi performans göstermişiz. Tamam kırıyorum oyunu. Bir sene daha gideceğiz. Normalde burada bitiyor ya oyun. İstatistiklere bakmayacağım. O son balondora şunun balondoruna bakmak istiyorum sadece ve bitiriyoruz. Gol kralı Muruk, ikinci Kudüs, asis kralı Kudüs, ikinci Barkır, gol yenmeyen maç sayısında Urena lider, şampiyonlar liginde de gol kralı Kudüs. Ben bunun balondoruna bakarım. Bakarız arkadaş böyle bir şey olamaz. Gidiyoruz balondora bakacağız. Sırf bu balondora gelmek için uzun yoldan geldik. Allah kahretsin ya böyle bir şey olamaz. Oyun Kudüs'e karşıymış onu öğrendik. Balondorda bizim üzerimize oynanan oyunlar olduğu Muhammed Kudüsün kariyer serüveninin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başaramadık, balondora alamadık. Hoşçakalın.